a obrázky a tunely. İsmail buradan selamlar. 2 milyon civarında falan izlendi o video. Bir de şey oldu. Show habere falan da çıkmıştı. Tünele bisikletle giriş yasak. Tünele bisikletle giriş yasak. Çünkü bisikletin gidebileceği bir alan yok burada maalesef. Şu kaldırım sonuna kadar gitmiyor herhalde. Bazı yerlerde kesiyor sanki. Araçlar haricinde giriş yasak oraya. Şu an denizin altında değiliz. Onu da göstereyim ben direkt. Birazdan denizin alt kısmına ineceğiz. Basınç büyük ihtimalle artacak. Şöyle Avrasya Tüneli burası. İstanbul Avrasya Tüneli. Araçtaki camdaki lekelerden kusura bakmayın. Biz Ankara'dan geliyoruz. Uzun yol olduğu için camı silmemize rağmen yine kirlendi. Evet, denize az kaldınız daha. Bir serinlik geldi. Havanını da alçam yapmıştım. Zaten burada kamyonun falan ilerlemesi mümkün değil. Aynen, kamyon falan giremez buraya. Çok tavan kısmı basık ve şu an denizin altındayız. Mavileşti. Evet, mavileşti. Deniz üstümüzde deniz var diye. Şöyle göstereyim. Şu an denizin altında gidiyoruz arkadaşlar. Tavan kısmı mavi, denizin altında olduğumuzu hissettirmek için. Basınç var, tepe yokuşa doğru çıkıyor şu an araç. Böyle hissedilebilir bir basınç hissetmedim açıkçası. Ama rampa var, yokuş var yani. Şimdi burada araba bozulursa ne yapacağız? Düşsene, araçlar ardalandı. Sağa çekecek bir yer de yok. Aynen. Normalde bu tarz tünellerde 70'i, 80, 100'ü falan geçen çok insan oluyor. Ama Avrasya Tüneli'ne bayağı bir ilgi yoğun. Polisler buraya oldukça bakıyorlar. Mesela bu minibüs girmiş. Minibüs demek ki geçmesine izin var. Belli yükseklikteki araçlar geçiyordur zaten. Havalandırma şeyde nasıl geçiyor? Evet. Demek ki yükseklik kurtarıyor abi. Neredeyse 0'a 0 geçti. Minibüs, ben de baktım. Evet, hala denizin altındayız. Çıkana kadar burayı sizlere göstermek istiyorum. İstanbul Avrasya Tüneli. Arabadan da var. Evet, bu arada araç 106 GTI, Peugeot 106 GTI. Orijinal stok bir araç, 120 beygir, 1.6 motor. Egzozu da orijinal ama 120 beygir olduğu için egzoz sesi gayet tatlı geliyor. Evet, tüneli bitirdik. Tünel bitti, çıkışa doğru geliyoruz. Bu bizim ilk geçişimizdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce İstanbul'a geldiğimizde diğer köprülerden geçiyorduk. Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere Yeşilköy'e gidiyoruz. Bu sefer de bu yolu tercih ettik. Evet, çıkış da bu şekilde. Aynen.
Antalya sonundan devam ediyoruz. Deniz dibine geldik. Bak sol tarafta deniz var. Çatal'ın sonundan devam edecekmişiz. Sol taraf deniz. Evet, deniz. Solumuz deniz. Bir deniz havası geldi zaten İstanbul'da. Soldan devam etmişti o. Evet, Atatürk Havalimanı diye tabela gösteriyor hala. Ama şu an İstanbul Havalimanı faaliyete geçti. Atatürk Havalimanı kapandı. Biz de tam Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.